Herkese merhaba, Filia Sofia kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yayınlandığı günden itibaren gündemi bayağı meşgul eden diziyi Emily in Paris yani Emily Paris'teyi konuşacağız. Şimdi dizimize dönecek olursak esas kızımız Emily Amerika'daki çalıştığı şirketten bir yıllık deneyim ve Amerikan bakış açısını Fransa'ya getirmek kazandırmak amacıyla Paris'e geliyor. Ve burada bir maceraya atılıyor. Böyle de anlatınca aklımıza şey geliyor Alice Harikalar Diyarında ki bence öyle bir dizi olmuş baştan aşağıya. Diziyi izlemeye karar verdiyseniz yanınıza çayınızı alın ve şimdiden 2-3 bölüm izlemeye hazır olun. Çünkü 30 dakikaya ulaşmayan kısa süreli bölümlerden oluştuğu için önce bölümler bitiyor en sonunda sezon bitiveriyor. Yani Paris'e ilk gittiği andan itibaren çiçekler, böcekler, güzel çevre, ışıltılı pli, arka planlar ve iyi arkadaşlar edinmeye çalışsa da gittiğinde bazı zorluklarla karşılaşıyor. Özellikle Fransızca bilmeden Fransa'ya gitme cesaretinde bulunduğu için e, buradaki çalışanların bazıları hoş karşılamıyor. Bunun sebebi de aslında güncel hayatımızdan geliyor. Çünkü Avrupa ülkeleri içerisinde en az İngilizce bilme oranı Fransa'da. Işıl ışıl canlı kişiliği dil bilmemesine rağmen farklı bir ülkede yaşama cesareti gösterdiği için Emily'ye dünyaya kafa tutan kadın, güçlü kadın, cesur kadın gibi yakıştırmalar yapılıyor. Dizi hakkında verdiğimiz genel bilgilerden sonra şimdi de aldığım minik minik notları size aktarmak istiyorum. Diziyi bazı açılardan çok beğendim. Özellikle farklı kültürlerden yer alan bireyleri dizinin içine konulması ve bu bireylerin hiç sıkıntısız birlikte yaşayabiliyor olmaları açıkçası dünyaya dair umutlarımı yeniden yaşarttı. Ayrıca Fransa'ya gittikleri için bireyler Fransız kültürüne asimile olmamış, kendi kültürleri, az ya da çok bir şekilde taşıyorlar ve bunu çevrelerine yansıtabiliyorlar. Dizi hakkında en son ve en çok beğendiğim özellik ülke tanıtımı oldu. Dünya üzerinde Fransa dediğimiz zaman insanların aklına yalnızca Eiffel Kulesi geliyor. Fakat diziyi izlediğimizde Paris'in tüm sokaklarını karış karış gezme isteği uyanıyor. Buyurun size minik bir örnek. Dizimiz gençlik dizisi tadında olduğu için sevenleri de sevmeyenleri de mutlaka çıkacaktır. Henüz dizi yayınlanmadan önce Netflix Türkiye YouTube kanalındaki fragmanın altına yapılan yorumlardan diziyi kimlerin sevdiği, kimlerin sevmediğini de görmek mümkün zaten. Ama yorumlardan gördüğüm kadarıyla sanırım çok büyük bir kitle Stranger Things'in 4. sezonunu bekliyor. Tabii ki de o bekleyenlerden birisi de benim. Eğer siz de işten eve geldiğinizde ya da ders çalışmaktan yorulduğunuzda böyle çıtalı pıtılı, cicili bicili, minnoş bir dizi arıyorsanız Emily in Paris sizin için biçilmiş bir kaftan. Hazır dizinin ikinci sezon onayı da verilmişken ki zaten reytingler böyle devam ederse 3, 4 belki daha fazla sezon da yapılabilir. Siz diziye bir bakın derim. Şimdilik bu kadar. Lütfen kanalıma abone olun ve videolarımı beğenin.